Kıymetli dostlarım, kıymetli okuyucularım, kıymetli takipçilerim. Malumunuz olduğu üzere sosyal medyadan da 2 aydır ilan ediyoruz. Allah Teala nasip etti, Fi Tarih isminde bir dergiyle beraber sizlerin karşısına çıktık. Fi Tarih dergisinde kıymetli bir kadro var. Kadronun başında Ahmet Şimşirgil hocamız, Ekrem Buğra ikinci hocamız ve kıymetli tarihçi arkadaşlar var. Biz de acizane elimizden geldiğince bu dergide makalelerimizle, araştırma yazılarımızla sizlere elimizden geldiğince bir şeyler vermeye çalışacağız inşallah. Şimdi Fi Tarih dergimizin Şubat ayı yani ikinci sayısı çıktı. Bu sayıda biz CHP zihniyetinin çarşaf düşmanlığıyla alakalı bir yazı hazırladık. Bu yazıda vesikalarla, evraklarla, başbakanlık arşivinden aldığım evraklarla bir araştırma yazısı yaptım. İnşallah sizlere tavsiye ediyoruz. Dergimizi en kısa zamanda temin edin diyoruz. Yalnız bizim çıkış sayımız ciddi manada ses getiren bir sayı oldu. Çünkü neden derseniz Doktor Rıza Nur'un hatıratı yayınlandıktan sonra kendisine bir cenah otomatikman düşman oldu. Çünkü yaptığı açıklamalar çok sansasyonel denilebilecek açıklamalardı. O yüzden hususiyetle hatırattan sonra yani sene 63 Orhan Tütengil'in yazdığı makaleden sonra Doktor Rıza Nur'a hususi bir yer veren dergi olmadı. Biz Fi Tarih olarak girişimizi Doktor Rıza Nur üzerinden yaptık. Acizane kardeşiniz bu sayıda yani Fi Tarih'in birinci sayısında Cumhuriyet'in kapalı kutusu Vedat Uşaklıgil'i konu edindi. Ha şimdi Vedat Uşaklıgil kapalı kutu mayınlı arazi diyenler olacak. Kimse merak etmesin. Ben makaleyi yazarken sadece sual sordum. Cevabı kıymetli okuyucularımın, okuyanların vicdanına bıraktım. Misal buradan bir iki suali okuyayım, mevzuyu kapatayım. Halis Ziya Uşaklıgil, oğlu Vedat'ın hayatını anlattığı bir acı hikayeyi neden yarıda kesti? Son Bosta gazetesinde yayınlıyordu ama yarıda kesti. Neden? Cevabı burada. Mustafa Kemal, Vedat'a neden torpil yaparak zorunlu olarak Çankaya Köşkü'nde çalıştırdı? Cevabı burada. Mustafa Kemal Vedat'ı neden kışkırtıcı bir tarzda öptü? Cevabı burada arkadaşlar. O gece pencereden bahçeye neler konuşuldu? Yani Mustafa Kemal ile Latife Hanım'ın ayrıldığı gecede neler konuşuldu? Cevabı burada. Köşkü terk eden Latife Hanım neden Vedat'ı da götürmek istedi? Cevabı burada. Halis Ziya'nın mektubuna Mustafa Kemal neden büyük bir ehemmiyet gösterdi? Halbuki uyduruk bir kağıda yazmıştı. Cevabı burada. Latife Hanım ile Mustafa Kemal'in arasına giren yılan kim? Cevabı burada. Vedat Uşaklıgil Mustafa Kemal'i neden taparcasına seviyordu? Cevabı burada. Bir gizli el Halil Vedat'ın üzerindeydi. Bu gizli el kim? Neden onun peşini bırakmadı? Türk basını Vedat Uşaklıgil'in intiharını neden gizledi? Onunla alakalı cevap burada. Ve sonunda belki de mevzunun ince noktası ve son noktası. Halil Vedat'ı tabu yapan şey eşcinsel olması mı? Hepsinin cevabı Fi Tarih dergisinin birinci sayısında. Tavsiye ediyoruz. fitarihdergi.com internet sitesinden irtibat adreslerini bulabilirsiniz. Şimdiden gösterdiğiniz alakadan dolayı hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Esselamu aleyküm arkadaşlar.